Yeter teyze, İsmail amca, köyün en yaşlıları hemen şimdi yaşlarını söyleyecekler bize. Teyzem kaç yaşında? Ben hiç bilmiyorum yaşımı. Sen kaç yaşındasın İsmail 90 amca? 90 yaşındayım. Teyze kaç yaşındadır? 86 yaşında. İsmail amca, sana zahmet olacak ama bir ayağa kalksana. Bak. Maşallahın var. Zaten lakabı Uzun İsmail. Uzun İsmail. Yani insan yaşlanınca biraz küçülür ama sen küçülmemişsin. Sorduğu zaman son çocukla kimdi Uzun İsmail. Uzun İsmail amca. Birbirinize mi bakıyorsunuz? Birbirimize bakın. Birbirimize bakın. Kimse yok başka evde. Yaşayamadım, acızlanıyorum. Ölmek istiyorum elinde de. Yok yok Allah. Amca yalnız kalır. İtakta öyle bir şey yok, yapma. Ben ölmek istemiyorum. Bu ölmek istiyorum. İsmail amca. Söyle sakın öyle bir şey yapmasın. Yalnız kalırsın ha. Söyle ha, ona. O taktı illahi. Yeter teyze diyor ki aksinin tekiydi diyor. Belki de aksinin tekiymiş indi. Ne bileyim ben kendimi bilir miyim? Ben biliyorum. Neyi yapardı en fazla aksiliği mesela? En gıcırı diri. Koca dedim. Haa diye düşün. Ona öyle geliyor. Çok bağırmıyorum. Ona ya o kadar olur. O kadar olur. O kadar olur. Bak soruyorum. Çok bilir misin diyor. Bak o da ona yardım ediyor. Görüyor musun? Onun açını yakaladı bak. Sağırlar birbirini ağırlar. Yeter teyze dedi ki çok aksilik yaptı dedi. Şöyle güzel içinden gelerek şöyle güzel bir sözler söyle de biz de dinleyelim. Yeter teyze de mutlu olsun bak. Ben, hadi de bakalım. Şöyle bir Yeter teyzenin hoşuna gidecek güzel bir şeyler söyle. Ya devamlı. Senin yanında söylüyor ondan sonra aynı gene. Olsun olsun söylesin biz de duyalım. Ha, söyledim. Bakalım beni, söyleyebiliyor mu? Benim canım karım diyorum. Gül gibi karım diyorum, nazlı karım diyorum. Söyle. Bir de yanağından şöyle bir. Ya, bir de öpüyorum. Hadi bir öp biz de görelim. Bir de kokuyorum. Bir de kokuyorum. Kendini doldurmak mı sen? İki delinin arkasına şöyle bir iki delin. Şöyle bak, bak çok güzel bir hatıra alacak. Bir kere daha sarılın, bir sarın. Ha, bir öp bakalım. Karım karım, benim karım, bir karım. Tamam öyle. Varım yoğum hepsi bak, bir karım. Söyle ya da iyi karım. Sen de güzel bir şey söyle. O da kocam kocam işte öyle kadar kocam işte karı. Öyle kadar karı koca Çukur Keşlik'te sen de girmişsin bir çukura. Evet. Dokuyorsun ha? Evet. Çul da denir, yolluk deriz. Çırpıktan dokuyoruz biz bunu. Şimdi sen köyde yaşayanlardan mısın? Köyde yaşayanlardanım. Yani yaz kış. Evet. Bunu da evde mi kullanacaksın? Bir sipariş mi verdin? Siparişte dokuyoruz. Evimizde de kendimiz de kullanıyoruz. Bunu giydiğimiz bulizlerimizden, başka şeylerden biraz geyip de bıktıktan sonra atmamak için sabah sofra dokuduğumuzda onlar çok güzel. Evet. Bak çok da sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol. Çiçeğini de getir. Şu çiçeklerimi de alır mısınız lütfen? Çiçeği verirken bana bakacağım, bana. Kameraya nasıl poz veriyor bak. Bak şimdi senin yaptığını ben sana yapayım bak. Bak şimdi git çiçeği getir böyle. Al der gibi ya. Tabii yörükler olur da bazlama gözleme sıkma olmaz mı? Olur. Onlar işte bize şimdi sağlıklı bir şekilde içinde hazırlamışlar. Diyorlar ki köyde her türlü meyve yetişir. Yetişir bizim köyümüzde her türlü meyvemiz mesela var. Mesela say. Yeni dünya var, portakal, şeftali, üzüm, kivisine var kadar var bizim burada. Her meyvemiz var. Ali Bey şimdi Çukur Keşliği doğal hayatı zengin olması nedeniyle koruma altına almak için uğraş veriyorsunuz. Evet. Aşağı yukarı 10 yıldır bu köyde bulunuyorum ben. Bu köye geldiğimden beri bu köyü çok severim. Bunun sebebi de burada fazla tarım alanı bulunmayışından dolayı burada çok olağanüstü bir doğal yaşam var. Ve birazdan gidip göreceğiz bu Bardini Vadisi denilen vadiyi göreceğiz. Gerçekten Türkiye çapında önemli bir vadi burası. Şimdi doğal hayatta bir, şimdi yanınızda bir çınar oturuyor. Tamam. İsmail amca neler vardı? Hangi hayvanlar yaşardı?
Burada bundan 70-80 sene önce ayı, kaplan, sırtlan, çakal buradan başka memlekette göç etmişler. Buradaki bu zenginliği, bazıları kaybolsa da zenginliği korumak için bir uğraş veriyorsunuz değil mi? Evet, bizim buradaki amacımız var olan doğayı yitirtmek istemiyoruz. Yani kaybetmek istemiyoruz burada. Ve bilakis geliştirmek istiyoruz. İlkokul talebelerini milli eğitimle beraber anlaşıp bu köye taşımak istiyoruz biz zaman zaman. Yani gelsinler şehrin dibinde, gelsinler doğayı öğrensinler. Bitkilerin her çeşidi var. Her çeşidi var. Sıfır rakamla 2000 rakamdaki bütün bitki çeşitleri burada mevcuttur. Böcekler bakımından her türlü, kelebeğin her türlüsü. Bahattin Bey. Efendim. Şimdi sohbet ederken dediler ki Bahattin Bey'in sesi çok güzeldir. Bak gelelim. Şimdi şu karşı dağları duman kaplamış. Biz de onu söyleyek o zaman. Tamam, hadi bakalım. Şu ince dağlar duman kaplamış, duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var, kara haber. Kara haber var. Dostlarımıza geldiler bir siyah perde, bir siyah perde, bir siyah perde, bir siyah perde. Efendim, Çukur Keşlik Köyü'nü adeta bu dağlar böyle çepeçevre çeviriyor. Ve çeviren diğer bir şey de işte bu gördüğünüz coşkulu su, yine eriyen kar suları her taraftan gürül gürül akıyor. Şimdi burası bir vadi. Vadi boyunca bizi takip eden böyle damlama usulü su boruları var. Feyyaz Bey, gel. Efendim. Şimdi bu damlama borularını bu kadar suya rağmen sen buraya yerleştirmişsin ve evet. Buralarda neler yetiştiriyorsun söyle. İşte burada doğal hayatı koruduğumuz için burada ceviz, dut, incir, erik, armut. İleride kivim var herhalde. Evet, kivi bahçemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi şeftali, kiraz, elma. Şimdi burada hep vurguluyoruz ya, doğal hayat çok zenginmiş diye. Evet. Şimdi su sıkıntısı çekildiğinde burada bazıları kaybolmuş. Neler gitti? Sonra tekrar suyla birlikte geri döndü. İşte burada şu karşıda kuşlar vardı, güvercinler vardı. Buranın yerli çocukluğumuzdan bu yana devamlı gelen. Su 2-3 yıldır vurudu bundan önceki yıllarda. Bu sene tekrar gene geldi hayvanlar. Çünkü su geldi. Bol, su evet, geldi su bollaşınca hayat oldu. Hayvanlar da geldi. Şimdi tabii o damlama usulü yanı sıra böyle böğürtlen falan da ekmişin küçük küçük. Evet. Siz mi, hanım mı? Bunu hanımım ekti. Ben de ona yardımcı oldum. Niye ekiyorsun o böğürtlenleri? Yolun kenarındaki hem çit vazifesi görecek hem de gelip geçen yiyecek hayır. 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 Böyle yürüyüş yapanlar gelip böğürtlenlerinden evet. Tadacaklar ha. Burasının başlangıcı Barut İni Vadisi. Gördüğümüz gibi Barut İni de Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimizin barut yaptıkları yerlermiş ve saklandıkları yerlermiş. Buranın devamı ise Kapuz oluyor. Kapuz Vadisi. Burada yaşayan çok her türlü yabani hayvanlar mevcuttur. Şu an bile dağ keçisi vardır. Çeklikler ve çeşitli hayvanlarımız var. Özellikle son zamanlarda kekiklerin çoğaldığını söylüyorlar. Av evet. Yasağı olduğu için. Evet, 2 yıldır burada av yasağı var. Ve kesinlikle orman haritasına konmuştur. Burası Akan av yasak bölgesi. Buranın adı Efrenk Deresi. Aslan köyünden çıkıyor. Aslan Deresi. Evet, Aslan köyünden çıkıyor. Buranın ismi Efrenk Deresi'dir. Bu vadimiz 8 kilometredir. İçerisi çok geniş bir kanyondur. Şimdi yağmur çok hızlandı. Bugün burası Mersin zaten. Ülkemizin birçok yeri gibi burası da yağışalıyor. Ama şimdi doğa yürüyüşüne katıldınız diyelim. Bu yağmur sizi etkilemesin.
hemen doğal mağaralar var, sığınıveriyorsunuz oraya. Bu mağaralarda yazın serinliyorsunuz, yağmurda da böyle ıslanmaktan kurtuluyorsunuz. Burada mı yapılmış barutlar? Evet, Kurtuluş Savaşı'nda çetelerimiz burayı barut imalatı olaraktan kullanmışlar ve aynı zamanda da saklanma yeri olarak kullanmışlardır. Burası barut imalatında kullandıkları için o zamandan kalma Barut İni Mağarası ismi deniliyor. Şimdi adı konmuştur. Vadiye girdiğiniz zaman yani geçmişte de buraları da kullanılmış. Efendim Romalılar döneminde de değil mi böyle küçük kaleler var? Evet, karşılıklı küçük kaleler var. Romalılar döneminden kalma ve her tarih sırasıyla her yerde olduğu gibi bir evrim geçirmiştir ve yaşanmıştır ve yaşanmaya devam ediyordur. Şimdi siz burayı bütün köyler ve dernek olarak koruma altına aldınız. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Köyümüzdeki olan doğaya karşı yani tabiata karşı olan şeylerden elimizden geldikçe koruyoruz. Ağaçlarımıza sahip çıkıyoruz, ormanımıza. Şimdi efendim bakın şöyle yürüyüş yolları var. Bir taraftan sular, diğer taraftan yeşilliğin envai çeşidi. Zaten de her türlü bitki çeşitli varmış, evet. Burada değil mi? Bütün meyve çeşitleri, bitki çeşitleri mevcut köyümüzde.